Hepinize tekrardan merhabalar saygıdeğer hocalarım. Ben okul öncesi öğretmeni İbrahim Kılıç. Bu videomuzda sizlerle beraber ilk öğretim hazırlık ve ilk öğretim programlarının soru çözümünü yapacağız. Hocam biliyorsunuz ki ilk öğretime hazırlık kısmı artık isim olarak değişti. Daha doğrusu şöyle söyleyeyim. Yani içerisinde ekstradan erken okur yazarlık eğitimi olarak da sorular atıldı içerisine hocam. Şimdi programları zaten çözmüştük sizlerle beraber ama tekrar burada da yer vermek istedim. Bir de geçen sene hocam sıklık zaman çizelgesiyle alakalı böyle bir soru gelmişti. Öğrenci tanıma tekniklerinde, çocuğu tanıma teknikleriyle alakalı. Bunlara da yer vermeye çalıştık buradaki sorularımızda. Yani buradan tahmini olarak bir 3-4 sorunuzun geleceğini düşünüyorum. Ekstradan şöyle bir şey yapacağım. Erken okur yazarlık eğitimiyle alakalı da ekstradan böyle bir 15-20 tane soru da çözmeye çalışacağız. Onu da büyük ihtimalle biraz daha sonlara doğru. Çünkü onun sorusunu daha çıkarmadım, hazırlamadım hocam. Bu sorularımızı çözdükten sonra inşallah çocuk ruh sağlığıyla devam edeceğiz diyelim hocam. Ve dilerseniz hocam ilk sorumuzla başlayalım. Demiş ki bizlere aşağıdakilerden hangisi çocukları tanımada kullanılan test dışı tekniklerden birisi değildir demiş hocam. Şimdi bir kere kişilik envanteri olarak burada bakın gözlem, otobiyografi, ev ziyareti, sosyometri. Bunlar hocam test dışı teknikler olarak kullanılırken kişilik envanterleri hocam nasıl karşımıza çıkıyor hocam? Test dışı tekniklerden birisi değildir. Hocam bu kişilik envanteri dediğimiz şey bireyin sahip olduğu kişilik özelliklerini tespit etmek amacıyla kullanılan psikolojik bir testtir hocam. Psikolojik bir testtir. Gözlem zaten biliyorsunuz ki doğal gözlem işte hani yapılandırılmış, yarı yapılandırılmış gözlem olarak geçiyor biliyorsunuz bunu. Otobiyografi dediğimiz işte hani genelde okul öncesinde pek kullanılmaz çünkü otobiyografide kişi kendi hayatını yazar. Hani otobiyografide şöyle bir şey yapılabilir. Yani öğrenci söyler, velisi yazar. Belki öyle bir şekilde yapılabilir. Otobiyografi bu nedenden de pek kullanılmaz. Ev ziyaretleri biliyorsunuz ki yani öğretmenin ne yapması? Öğrencinin evine bir ziyarete bulunması. Ama ev ziyaretinde şu nokta dikkat edin hocam. Ev ziyaretine gidildiği zaman öğretmenin tek başına gidilmemesine özen gösterilmeli. İşte hani okul rehber öğretmeninle beraber gidilmesi çok daha iyi bir sonuç verecektir. İşte ziyaretin çok uzun süreli olmamasına dikkat edilmesi gerekiyor. Öğrencinin sadece kötü ya da zayıf yönleri konuşulmamalı. Öğrencinin iyi olduğu yönler de konuşulmalı. Öğrenci muhakkak o ziyarette evde olmalıdır. Bunu unutmayalım. Bir de hani ikram edilirse eğer bir şeyler yenilip içilir. Yani en fazla çok fazla böyle bir şeyler yemek, içmek hani doğru değildir. Bir de süre çok uzun olmamalı saygıdeğer hocam. Sosyometri dediğimiz teknik de hocam biliyorsunuz ki hani bu rehberlik dersinde görmüşsünüzdür diye düşünüyorum ve geldim ikinci soruma saygıdeğer hocalarım. Diyor ki bana bireyin kendisi yani hayatıyla ilgili olarak bilgi vermesine dayanan teknik aşağıdakilerden hangisidir demiş bize. Hocam otobiyografi bireyin kendi hayatıyla alakalı bilgi vermesidir. Okul öncesinde çok fazla kullanılmaz. Buna dikkat edelim hocam. Geldiğim üçüncü soruma saygıdeğer hocalarım. Üçüncü sorumuzda da bizlere diyor ki hocam aşağıdakilerden hangisi çocukları tanımada kullanılan kendini anlatma tekniklerinden biri değildir. Hocam otobiyografi kendini anlatma tekniği midir? Evet. Arzu listesi şöyle hocam. Kişinin istediği saygıdeğer hocalarım nedir? Dileklerini söylemesi. Bunu eledim. Zaman cetveli hocam bir kişinin gün içerisinde hocam bir şeyleri ne kadar süreyle kaç kez yaptıklarını anlatmasıdır hocam. Problem tarama listesi de keza nedir hocam? Kendini anlatmaya yönelik tekniktir. Ama sosyometri dediğimiz teknik hocam az önce bahsetmiştik. Rehberlik dersinde görmüşsünüzdür. Sosyometri tekniğinde hocam başkalarının kanlarına dayalı sizle alakalı görüşlerini bildiriyor. Yani siz değil sizin işte daha doğrusu öğrencinin arkadaşları saygıdeğer hocalarım onlara göre kanılarını söylüyorlar saygıdeğer hocalarım. Bu teknikler çıkıyor. Bu arada bunu unutmayalım. Ya burada çıkmazsa eğitimde çıkacak hocam. Ona dikkat edin o yüzden. Demiş ki bana dördüncü soruda. Ana sınıfı öğretmenin sınıfındaki Ayşe'nin içe kapanık olması sebebiyle Ayşe'yi ev ortamında görmek ve bilgi toplamak amacıyla ev ortamında gözlem yapmıştır. Öğretmenin çocuğu tanımak için kullandığı yöntem aşağıdakilerden hangisidir? Hocam adı üzerinde zaten ev ziyareti. Bunu çok fazla konuşmaya gerek yok. Mantığını kavrayın diye koydum bu soruyu hocam. Beşinci soruda çocuğu tanımanın asıl amacı aşağıdakilerden hangisidir? Hocam bizim çocuğu tanımamızdaki asıl amaç çocuğun kendisini tanımasına yardımcı olmak
yapmaktır saygıdeğer hocam. Başarısını artırmak değil, çocuğun problemi çözmek değil, çocuk hakkında doğru kararlar vermek değil, çocuğun kendisini tanımasına yardımcı olmak. Evet, D şıkkında var hocam. E şıkkında çocuğa yeni beceri kazandırmak değil saygıdeğer hocalarım. Döndüm geldim 6. soruma saygıdeğer hocalarım. 6. soruda bana diyor ki aşağıdakilerden hangisi çocuğu tanıma tekniklerinden görüşme tekniğinin avantajlardan değildir hocam. Görüşme tekniğinin avantajlarından değildir. A şıkkına baktım hocam, kullanım alanları geniştir. Doğru mudur? Doğrudur. Görüşme tekniğinin kullanım alanı geniştir. B şıkkında duyguların anlaşılmasına olanak verir. Kesinlikle hocam doğru mudur? Doğrudur. C şıkkına baktım, küçük yaş gruplarında çocuklara da uygulanabilir. Kesinlikle hocam uygulayabilirsiniz. İletişimde kolaylık sağlar. Doğrudur hocam. Zaman açısından ekonomik değildir hocam. Çünkü ne yapacaksınız? Görüşme tekniğinde bir öğrenci için birebir ne yapacaksınız? Görüşme yapacaksınız. Sınıfınızda 10 tane öğrenci olduğunu varsayalım. Her bir öğrenci için görüşme düzenlerseniz hocam 10 tane görüşmeye gideceksiniz. Bu nedenden dolayı hocam ekonomik bir teknik değildir. Çünkü hocam her çocuk için ayrı ayrı ne yapacaksın? Zaman harcayacaksın saygıdeğer hocalarım. Hemen buradan diğer sorumuzu bulalım hocam. 7. sorumuza geçiş yapacağız. Kağıdımızı hemen şöyle köşeye gönderdik. 7. sorumuzda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hocam geldim 7. soruya. Çocuğu tanıma tekniklerinden gözlem tekniği ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır saygıdeğer hocalarım? Gözlem tekniği için konuşuyorum şimdi saygıdeğer hocalarım. A şıkkında diyor ki aynı anda birden fazla çocuk gözlenebilir. Yanlış. Direkt yanlış cevabını A şıkkında vermiş hocam. Aynı anda birden fazla çocuk gözleyemezsiniz. Bir tane çocuk gözleyeceksiniz. Onun ile alakalı notlar alacaksınız. B şıkkında diyor ki çocuk doğal ortamda gözlenilir. Kesinlikle saygıdeğer hocam. Doğal bir ortamda gözlemleyeceksiniz. Zaman sınırlaması vardır demiş bana. Evet hocam, zaman sınırlaması vardır. Yani bir ders süresi boyunca gözlemledik. Bir gün boyunca gözlemledik. Bu şekilde zaman sınırlaması var saygıdeğer hocalarım. D şıkkında gözlem çocuk hakkında yargıya varmak için tek başına yeterli değildir. Kesinlikle hocam. Hatta rehberlik dersinde şöyle diyoruz. Bireyi tanıma tekniklerinde tek bir teknik saygıdeğer hocalarım yeterli değildir. Birden fazla teknik kullanılması gerekiyor. Ama çok teknik kullanılmaması gerekiyor hocam. Dikkat edin. Çok teknik kullanmayız. İhtiyacımızın olduğu teknikleri kullanırız. Not olarak ekstra ne diyoruz? Tek bir teknikle ne yapmıyoruz? Bir kanıya varmıyoruz. D şıkkını eledik. E şıkkına dedim ki çocuk bütün olarak gözlemlenmelidir saygıdeğer hocam. Doğru mudur? Doğrudur. Çocuğu bütün olarak ne yapacaksınız? Gözlemleyeceksiniz. Ama A şıkkındaki aynı anda birden fazla çocuk gözlemleyebilirsiniz kısmı yanlıştır. Aynı anda birden fazla çocuk ne yapamayız? Gözlemleyemeyiz dedim ve geldim 8. soruma. Öğretmen hangi gözlem türünü kullanmıştır demiş bana. Bakalım. Ana sınıfında öğretmenin çocukları sırayla öğrenme merkezlerinde gözlemlemiştir. Bakın öğretmenimiz sırayla çocukları ne yapıyor? Öğrenme merkezinde gözlemliyor. Hocam gelişi güzel bir gözlem midir? Hayır. Nerede gözlemliyor hocam? Dikkat ederseniz öğrenme merkezlerinde gözlemliyor. Yani yerimiz aslında belli. Öğrenci ben orada görmek istiyorum. Hocam ne yapmış? Sırayla dediği için aslında bana burada bir sistemli gözlem yapmış saygıdeğer hocalarım. Özel durumlarda gözlem demiyor, işte kavga anında, yok mem şu anda, cart curt anında, böyle bir şey demedim. C şıkkını eledim. Sistemsiz gözlem değil hocam. Öğrenci ne yapıyorum? Sırayla ve nerede gözlemliyorum? Öğrenme merkezini eledim. Doğal olmayan gözlem, böyle bir tabirimiz yok zaten saygıdeğer hocalarım. B şıkkı sistemli gözlem bizim doğru cevabımız olmuş oluyor dedim ve geldim 9. soruma. Öğretmen bu olay için çocuğu tanıma tekniklerinden hangisini kullandığı söylenebilir? Öğretmen anaokulunda Hasan'ın ilk kez yardım almadan makasla kendi başına kağıt keserken görmüş ve gözlemini kaydetmiştir saygıdeğer hocalarım. Öğretmenimiz ne yapmıştır hocam? Öğretmenimiz bir anekdot kaydı yapmıştır hocam. Anekdot kayıtları bir çocuğun yaşamındaki önemli ve anlamlı olaylara ilişkin yapılan gözlemleri betimlemek üzere tutulan kısa notlardır hocam. Bunu bir yere yaz. Tutulan kısa notlardır. Hocam bu gözlemler olumlu da olabileceği gibi olumsuz da olabilir. Anekdotlar her çocuğa ayrı düzenlenir. Kart şeklinde ve özetleme formları şeklinde olabilir. Bunlar daha sonra toplu dosyalara ne yapılır? Aktarılır. Benim burada doğru cevabım B şıkkındaki anekdot olmuş oluyor dedim ve geldim 10. soruya.
Hocam onun soru portfolyo. Portfolyo yani gelişim dosyaları hocam önemli diğer isim de çıkar. Portfolyonu oluştururken dikkat edilmesi gereken en önemli konu aşağıdakilerden hangisidir? Hocam portfolyo ne? Hocam portfolyo çocuk hakkında genel bir değerlendirme için çok sayıdaki ve çok çeşitli alanlardaki gelişimsel ürün ve nasıl diyelim sonuçları içeren çocuğa ait özgeçmiş dosyasıdır saygıdeğer hocalarım. Peki biz bu dosyayı seçerken hocam yani bu gelişim dosyasını hocam oluştururken dikkat etmemiz gereken en önemli konu ne? Öğretmenin bakın öğretmenin eğitim öğretim yılı sonunda ailelerle paylaşacak olan bu gelişim dosyasında yer alacak çalışmaları her ay çocuklarla birlikte seçmesi ve birlikte ne yapmıştır hocam? Biriktirmesidir. Portfolyo hocam çocuğun kendi kendini değerlendirmesinde işte bu hani ne oluyor? Yardımcı oluyor. Bilinçli seçimlerin bir araya getirmesinden oluşuyor. Aksi takdirde hocam portfolyo gerçek böyle bir hani o anlamı artık taşımaz hocam. O anlamı taşımaz. Hedefine ulaşamaz ve bir faaliyet olmaktan öteye gidemez saygıdeğer hocalarım. Portfolyonun oluşturmasına çocuğun aktif katılımı önemlidir dedim. Ve şimdi geldim şıklara bakıyorum hocam. Benim doğru cevabım acaba hangisi olacak? Çocuk hakkında genel bilginin olması en önemli konu mudur? Değil. Çocuğu değerlendirmek açısından önemli olması değil. Ailelerle paylaşması değil. Bakın ne diyor bana değişikliğinde? Dosya içerisinde yer alacak çalışmaları çocukla birlikte seçilmesi. Evet işte benim aradığım nokta bu. En önemli noktam ne? Çocukla beraber seçeceksin. Çocuk ne olacak? Aktif olacak saygıdeğer hocam. Dikkat et yaz bir kenara. Portfolyo dosyası oluştururken en önemli özellik çocuğun aktif bir şekilde seçime dahil olması saygıdeğer hocam dedim. Şıkkına baktım. Çocuğun yıl içerisinde yaptığı tüm etkinlik yaması. Evet hocam yani bakın portfolyonun özelliğini veriyorum sana ama yani en önemli konuya dikkat çekiyorum. D şıkkında çocuğun aktif olmasıyla alakalı dedim ve geldim 11. soruma. Aşağıdakilerden hangisi çocukları tanımada kullanılan başkalarının kanılarına dayalı tekniklerden biridir? Hocam gözlem. Gözlem başkalarının kanlarına dayalı mıdır? Hayır, çocuk burada kendisi bir rol alıyor. Yani gözlem ben yazıyorum. Çocuk ne yaptı? Ben yazıyorum. Betimliyorum sadece. Otobiyografi zaten kişi kendisini direkt ne yapıyor? Kişi kendisini direkt anlatıyor değil mi? Geçtim. Sosyometri başkalarının kanlarına dayalıydı. Ev ziyareti bir nevi gözlem. Portfolyo bireyin kendi çalışmalarını biriktirdiği dosya. Geldim hocam C şıkkı sosyometri başkaları tarafından yapılan değerlendirmeye dayalı tekniktir dedim. Ve geldim 12. soruma saygıdeğer hocalarım. 12. soruda diyor ki aşağıdaki çocuğu tanıma tekniklerinden hangisi eğitsel ve mesleki rehberlikte çocuğun hangi mesleğe yönelebileceği ile ilgili bir tekniktir saygıdeğer hocalarım. Eğitsel ve mesleki rehberlikte çocuğun hangi mesleğe yönelebileceği. Hocam kişilik envanteri var, yetenek testleri var, zeka testleri, sosyometri var, bir de anekdot var saygıdeğer hocalarım. Şimdi anekdot bir nevi gözlem değil mi? Sosyometri başkalarının benim hakkında kanıya varması. Zeka testleri bambaşka bir şey. Bunu konuşmuyorum. Kişilik envanteri yani kendi şeyi hocam onu da geçtim. Ama yetenek testleri hocam. Zaten meslek dediğimiz şey hocam yetenek, ilgi işte bunlarla seçiliyor. Rehberlikte görmüşsünüzdür hocam. Öyle varsayıyorum. Yetenek testleri hocam ne için kullanılabilir? Eğitsel ve mesleki rehberlikte çocuğun hangi mesleğe yönelebileceğiyle ilgili kullanılabilir dedim. Yetenek testleri dedim ve hemen sayfamı çevirerek hocam 13. sorumla kaldığım yerden devam ediyorum. 13. soruda diyor ki bana aşağıdaki maddelerden hangisi okul öncesi eğitimin amaçlarından biri değildir saygıdeğer hocam. Okul öncesi eğitimin amaçlarından biri değil. Hocam geldiğim bir A şıkkına baktım. Çocukların beden, zihin ve duygu gelişimini ve iyi alışkanlıklar kazanmasını sağlamak var mıydı? Vardı hocam. A şıkkını eledim. B'ye baktım. Onları ilkokula hazırlamak var mıdır? Vardır hocam. Şartları elverişsiz çevrelerden ve ailelerden gelen çocuklar için ortak bir yetiştirme ortamı yaratmak var mıydı? Vardı hocam. D şıkkına baktım. Okul öncesi eğitim çocuğunun gereksinimlerine ve bireysel farklılıklarına uygun eğitim vermek. Soru işaretimi koydum. Geleceğim buraya. E şıkkı çocukların Türkçeyi doğru ve güzel konuşmalarını sağlamak var mıydı? Vardı hocam. Şimdi dikkat et hocam. 4 tane amacım vardı değil mi? Amacım vardı. Bu amacı ne yapacaksın? Adın soyadın gibi ezberebileceksin hocam. Neydi bunlar? Çocukların beden, zihin, duygu, gelişim ve iyi alışkanlıklar kazanmasını sağlamak. Bu bir. İkincisi onları ilkokula, ilk öğretime hazırlamak. Üçüncüsü şartları elverişsiz çevreden gelen ortamlardan, ailelerden işte bu bireyler için ortak bir yetiştirme, bir eğitim alanı oluşturmak. Bir de son olarak ne diyordum hocam? Çocukların Türkçeyi doğru ve güzel şekilde konuşmalarını sağlamak saygıdeğer hocam. Bu dördünü adın soyadın gibi ezberebilir. ÖSYM sormuştu. ÖSYM biliyorsunuz ki bazen tekrara düşüyor. Sorduğunu tekrar soruyor. Dikkat edin hocam. Burada bizim doğuracağımız değişik olmuş oluyor dedim. Ve geldim 14. soruya saygıdeğer hocalarım.
Aşağıdaki ifadelerden hangisi hazır bulunuşluk kavramını en iyi açıklayan ifadedir? Hocam neydi hazır bulunuşluk? Hazır bulunuşluk neydi hocam? Hazır bulunuşluk. Kaba taslak bir şekilde ben sana kodluyorum. Olgunlaşma artı öğrenme. Yani ne demek istiyorum? Bisiklet sürme örneği veririm sürekli ben. Hocam bir kişi bisiklet sürmek istiyorsa, bakın bisiklet sürmeye hazır bulunuşluk seviyesine bakacaksak eğer. Birincisi kişinin o pedallara ayağının uzanması, o el göz koordinasyonu, psikomotor beceriyi kazanması lazım değil mi? Bu olgunlaşmayla alakalı. Bir de bisiklet süren birisini izlemesi, bisiklet sürmeyle alakalı böyle hani bir şeyler öğrenmeye çalışması ve en sonunda kişinin bisikleti rahatça sürmesi. İşte ben bunu hazır bulunuşlukla anlatıyorum hocam. Şimdi demiş ki ona aşağıdaki ifade hangisi hazır bulunuşluk kavramını en iyi açıklayan ifadedir? Hocam okul öncesi eğitim programlarının en temel amaçlarından birisidir. Çocuğun ilkokula hazır hale getirmek, yani hazır bulunuşluk düzeyini arttırmaktır. Hocam bisiklet örneği veriyorum normalde ama burada işte ilkokula hazır bulunuşlukla alakalı aslında bir soru olarak benim karşıma gelmiş hocam. A şıkkına baktım. Çocuğun ilkokula hazır olması saygıdeğer hocalarım. Yani en iyi şekilde mi açıklıyor? Hayır. Okuma yazmayı öğrenmeye hazır olması. Hayır hocam, en iyi şekilde açıklamıyor. Yeni öğrenmeler için hazır olması. Yok, bu da yok saygıdeğer hocalarım. Kas beceriler sınav bir işi yapabilecek düzeye ulaşması. Bu da değil hocam. Bakın dikkat edin işte. Bilişsel, duygusal ve davranışsal olarak belirli bir düzeye ulaşması. Evet işte ilkokula hazır bulunuşluk. Hocam burada benim sana anlattığım hazır bulunuşluk ilkokula hazır bulunuşluktan ziyade gelişimdeki hazır bulunuşluktur. Gelişimdeki hazır bulunuşluktur. Yani evet burada sana bunu söylemiyor ama ben bunu tutup buraya nasıl yoracağım? Şimdi bilişsel anlamda kişinin kendisini hazır hissetmesi lazım. Duygusal anlamda ve davranışsal anlamda. Hocam ne demek istiyorum? Kişinin o bilgileri kapabilmesi için belirli bir bilişsel olgunluğa, bir zihinsel olgunluğa ulaşması lazım mı? Lazım. Bazı duygusal becerileri kafasında hani artık ona bir anlam atfetmesi lazım. Ya da davranışlarını ne yapması gerekiyor hocam? Bunların olgunlaşması lazım. Daha sonra işte biz okul öncesi eğitimle bunlara ne yapıyoruz hocam? Bu durumları çocuklara öğretiyoruz ve çocukları ilk okula hazırlıyoruz. Hangi bakımdan? Bütüncül bakımdan dedim ve E şıkkını işaretledim. Buradaki gelişimdeki hazır bulunuşlukla ilk okula hazır bulunuşluğu çok fazla karıştırma hocam, dikkat et. Geldim 15. soruya. Çocukların ilk okula hazır oluşunu belirleyen temel ölçüt aşağıdakilerden hangisidir demiş bana. Hocam yaştır, bunu unutma, önemlidir. Sınavda soru olarak gelme ihtimali son derece yüksektir. Dikkat et hocam. En önemli ölçütümüz, temel ölçütümüz neydi? Yaşlı hocam, cinsiyet konuşamazsın, aile diyemezsin, çevre diyemezsin. Ha belki fiziksel özelliği diyebilirsin ama yaş en önemli ölçüttür saygıdeğer hocalarım. Geldim 16. soruma. Aşağıdakilerden hangisi bu farklılıkların nedenlerinden birisi değildir hocam? Bakalım neymiş. İlkokula başlama konusunda yaş sınırı ülkeden ülkeye farklılıklar göstermektedir. Hocam iklim bu konuda etkili midir? Etkilidir hocam, bakın iklim etkilidir, dikkat et. Çünkü Asya ülkelerinde ya da işte örnek veriyorum Endonezya, Malezya ada topluluklarında yaş, okula başlama yaşları farklıdır. İşte Sibirya gibi soğuk bir yerde kutuplara yakın bir yerde hocam okula başlama yaşı farklıdır. Neden? İklim bu konuda önemlidir. Ülkenin coğrafi konumu. Hocam iklim farklıysa coğrafi konumda farklılık vardır. Ülkedeki çocuk sayısı. Ülkedeki çocuk sayısı. Eğer çocuk sayısı fazlaysa hocam, fazlaysa sen ne yapacaksın? Onlara böyle hani ne yapabilirsin? Eğitim biraz daha hızlandırabilir, biraz daha yavaşlandırabilirsin. Çocuk sayısı önemli. Ama çocukların isteği diyor ya bana. Hocam çocuk eğitim görüp görmemek adına bir şey diyemez saygıdeğer hocalarım. Bir şey diyemez. Kullanılan öğretim modelleri, ya geleneksel modeller mi kullanıyorsunuz, modeller mi kullanıyorsunuz, bunlar da önemlidir. Ama çocuğun isteği, hocam çocuk zaten okula gitmek istemez. Yani dışarıdan baktığında ben oyun oynamak istiyorum der. Ama okula girdikten sonra da okul ortamına alıştıktan sonra bu sefer de okuldan çıkmak istemez. Çünkü çocuğun bir isteği doğru olmaz. Neden? Çünkü bu dönemde çocuğun istekleri genellikle id üzerinden karşılanıyor. Çocuğa daha bir şey oluşmadı ki. Daha bir nasıl anlatayım hocam? Bir süper ego oluşmadı. Bir ego arada git gel yapacak bir durumda değil. İd üzerinden. İd dediğim şey ne hocam benim burada? Saldırganlıktır. İşte cinselliktir hocam. Yani haz almak isteyecek hocam ana mantıkta, kafa olarak baktığın zaman. Bu nedenden de çocukların isteği bizim burada doğuracağımız oluyor dedim ve geldim 17. soruya. Demiş bana bunun temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Yaş, çocuğun okula uyumu, öğrenme kapasitesi ve akademik başarısı için yeterli bir etken değildir. Neden hocam, neden? Fiziksel özelliklerin farklı olması. Böyle bir şey diyebilir miyim? Diyemem. Bağdaştırma yapamam. Ailelerin sosyoekonomik düzeninin farklı olması. Ya bu bir nedendir ama temel neden değildir.
C'ye baktım. Hazır bulunuşluklarının farklı olması. Kesinlikle hocam, hazır bulunuşluklarının farklı olması. Yaş tek başına bir etken değil. Çocuk belki 6 yaşında ama ilkokula başlama şeyinde değil. Çocuk belki işte 5 yaşında da ama ilkokula başlama şeyine gerçekten hazırdır. Yani bu önemli noktadır. Değişik ailenin eğitim durumu, hayır. Çocuğun yeteneklerin farklı olması, hayır. Bak bunlar da nedendir ama temel neden hazır bulunuşlukla alakalıdır dedim ve geldim 18. soruya. Aşağıdakilerden hangisi ilk öğretimin amaçlarından birisi değildir saygıdeğer hocalarım? İlk öğretimin amaçlarından değildir. Baktım A şıkkına, ilgi, istidat ve kabiliyetleri yönden yetiştirerek hayata ve üst öğrenime hazırlamaktır. Doğru mudur? Doğrudur. Bu bir nedir hocam? Amacıdır. Temel bilgi, beceri, davranış ve alışkanlıklar kazandırmak. Bu da bu ilk öğretimin amacıdır. Atatürk ilke ve inkılaplarını benimsetmek. Bu da vardır hocam. Milli ve evrensel kültürel değerlerin tanımalarını sağlamak. Bu da vardır hocam. Türkçeyi doğru ve güzel konuşmalarını sağlamak. Hocam bu okul öncesinin neydi? Bu okul öncesinin neydi? Amacıydı saygıdeğer hocalarım. Milli ilk öğretimin amacı değil bakın. İlk öğretim amacı farklı. Okul öncesinin amacı farklı durum. Böyle bir soru koyarsa var ya hocam. Hani şunu değildi. Çünkü bu çok nettir. Bu çok bellidir hocam. Hani şey olduğunu. Çok pardon. Okul öncesinin amacı amaçlarından olduğu çok belli, çok net. Hani buna yakın bir şey mesela şartlar elverişsiz, çevreden gelen vesaire vesaire. Atarsın onu buraya bir kesitini, bir kısmını. Kişi arafta kalır yani. Arafta kalır. Hatta nereye gider biliyor musunuz hocam? Şuraya gider. Milli ve evrensel kültürel değerlerini tanımalarını sağlamak kısmına gidebilir saygıdeğer hocalarım. Neden? Biraz daha hani şey kalır. Farklı kalır. Absürt durur. Abes kaçar yani. Öyle söyleyeyim. En son 18'i mi çözdük? Evet. 18'i çözdük hocam. 19. sorudan itibaren kaldığımız yerden devam edeceğiz hocam. Geldim 19. soruya. Demiş ki bana, aşağıdakilerden hangisi 2013 okul öncesi eğitim programının genel özellikler arasında yer almamaktadır hocam? Konuların öğretimi önemlidir demiş bana. Hocam okul öncesinde bir kere konu var mı? Yok. Kazanım var, gösterge var. Dikkat et hocam. A şıkkı yanlış. Hocam esnek midir? Esnektir. Nedir esneklik? Ya programda o gün sen şunu öğreteceksin diyor. Ama baktın belki okulda o materyal yok. Belki sınıfta o materyal yok. Belki o gün dışarıda bir etkinlik yapılacak ama hava iyi değil. Bu sen ne yapabilirsin? Farklı bir şey yapabilirsin. Bu işte esneklikle alakalı. Geldim. Yaratıcılığın gelişmesi ön plandadır. Vardır. Rehberlik hizmetlerine önem verilir. Doğrudur. Oyun temeldir. Doğrudur. Ama konuların öğretimi önemlidir kısmı yanlış. Okul öncesinde zaten konu yok. Kazanım gösterge var. Bunu yaz bir kenara. Geldim 20. soruya. Türkiye'de 2012 yılı itibariyle ana sınıfına başlama yaşı kaçtır? Hocam önemlidir. Hocam önemlidir. Dikkat et. Bu yaşları, yaş aralığını iyice bilmen lazım hocam. 2012 yılı itibariyle 37-66 anaokulu bakın. 37-66 bir de hocam 48-66. Neredeydi? Şuraya yazalım. 48 ile 66 hocam. Bu da ana sınıfına başlama yaşı. Bana ana sınıfına başlama yaşını sorduğu için saygıdeğer hocalarım. Ben nereye gideceğim? 48-66 aya gideceğim. Hocam 37-66 neydi? Anaokulu. Anaokulu. Dikkat et saygıdeğer hocalarım. Burası neydi? Ana sınıfı saygıdeğer hocalarım. Ana sınıfına başlama yaşı da bu. İlkokula kaç aylık çocuklar velinin isteğine göre kaydedilir? Hocam böyle bir şey de gelebilir. Dikkat et. İlkokula kaç aylık çocuklar velinin isteğine göre dilekçe falan verirler hocam. İsteğine göre kaydedilebilir demiş bana hocam. Bunu da unutma, 60-66 ay saygıdeğer hocalarım. Yani 66 aylık çocuklar için zorunlu ve 60-66 ay arası çocuklar için velinin isteği üzerine ilkokula kaydedilebilmektedir hocam. Velinin isteğini sorduğu için 60-66 ay. 2012 yılından gelmiş hocam. Buna dikkat et. 2012 yılında ilköğretim yönetmeninde yapılan değişiklikle hocam okula başlama yaşı 5 yaş olarak değiştirilmiştir. Yani 66 ay. Dikkat et hocam. Geldim 22. soruya. Çocuklarda sağ el ve sol el tercihini belirleyen temel etken aşağıdakilerden hangisi? Yani bu bir yoruma dayalı bir şey gidebilirsiniz saygıdeğer hocalarım. Yani doğrudan beyinle alakalı bir şey. Çocuğun tercihi değildir. Ailenin yönlendirmesi değildir. İstediğin kadarı yönlendirmeye çalıştır. Hatta genel kültür olsun sizler için hocam. Ambidexter diye bir kavram var. Ambidexter diye bir kavram var hocam. Bu ambidexter'lar var ya hocam. Sağ ve sol ellerini kullanma derecelerini yakalıyor musunuz hocam? Sağ %50 kullanır.
solu %50 kullanır. Yani isterse sol elle fıstık gibi de yazı yazar, sağ elle de fıstık gibi yazı yazar. Bu kavram ambidexter'dır saygıda. Yani pek şeyimizle bir alakası yok. Okul öncesiyle bir alakası yok hocam. Bilgi, yani genel kültür olarak söylüyorum ben size. Hocam doğrudan beyinle ilgilidir. Yani sağ eli kullanması, sol eli kullanması bu bir tercih meselesi değildir. Doğrudan beyinle alakalıdır. Beynin hangi tarafı ona baskınsa ona göre şey yapar saygıda hocam. Geldim 23. soruya. Aşağıdakilerden hangisi çocuğun okula uyumlu etken fiziksel faktörlerden birisi değildir? Hocam fiziksel faktörlere bakacağım hocam. Fiziksel faktör olmayanı seçeceğim. Fiziksel faktör olmayanı seçeceğim. Hocam yaş bir fiziksel faktör müdür? Evet. Cinsiyet bir fiziksel faktör müdür? Evet. El göz koordinasyonu bir fiziksel faktör müdür? Evet. Zeka kalsın. Genel sağlık durumu bir fiziksel faktör müdür? Evet saygıdeğer hocalarım bakın. O çocuğun okula uyumlu etken faktörler dörde ayrılır. Bunu buraya yaz bakın. Okula uyumu etkileyen faktörler. Buradan bilgi verelim hocam. Ne olur ne olmaz. Şöyle kalemi değiştireyim, biraz ince yazacağım buraya. Hocam şöyle aldım buraya. Görünüyor mu? İnşallah görünüyordur. Hocam birincisi fizyolojik faktörlerdir. Fizyolojik faktörlerdir. Hocam döndüm geldim. İkincisi zihinsel faktörlerdir. Zihinsel faktörlerdir. Hocam üçüncüsü nedir? Üçüncüsü nedir? Çevresel faktörlerdir. Çevresel faktörlerdir. Hocam bir de geldim şöyle sayfa hafif yana çevireceğim. Görünüyordur. Evet. Bir de son olarak dördüncüsü duygusal faktörlerdir hocam. Duygusal faktörlerdir saygıdeğer hocalarım. Şimdi gel ben sana bu sıralamayı yaptım. Hadi gel eşleştirelim hocam. Yaş neydi? Fizyolojik. Fiziksel faktördü değil mi? Evet. Cinsiyet? Fizyolojik. Fiziksel faktör. El göz koordinasyonu? Fizyolojik. Fiziksel faktör. Ama zeka? Zeka zihinsel faktördür hocam. Al gel bunu buraya koy. Değişikliğini işaretle geç. Burası önemli hocam. Gelir mi gelir, dikkat edin. 24. soruya baktım. İlk öğretim programları hangi yıl ilk kez bilişsel ve yapılandırmacı öğrenme yaklaşımına göre yeniden geliştirilmiştir? Hocam ben sana süreci anlatayım. Şöyle. Hocam ilk öğretim programları 2005 yılında bilişsel ve yapılandırmacı öğrenme yaklaşımına göre yeniden hazırlanmıştır. Yani doğru cevabım 2005. Ama ben sana şöyle biraz daha anlatayım. 1968 programının geçmiş programlarından farkı neydi hocam? 7. Milli Eğitim Şurası'na saptanan Türk Milli Eğitim'in hedefleri yanında ilk öğretimin hedeflerini ve ilkokulun eğitim öğretim ilkelerine ayrı ayrı böyle ne yapıyor? Yer veriliyor 7. Milli Eğitim Şurası'na. 1968 programının getirdiği diğer bir yenilik ise hocam neydi? Daha önceki programlarda 1. 2. ve 3. sınıflar için sağlanmış olan toplulaştırma, toplu dersler anlayışını ilkokulun 4. ve 5. sınıfında da uygulanmasıydı. 1990'lı yıllarda hocam hazırlanan fen bilgisi, hayat bilgisi, sosyal bilgiler ve yabancı dil programları hep 8 yıllık ilk öğretim bütününe yönelik ne yapıyordu? Hazırlanmış programlardı hocam. Milli Eğitim Bakanlığı 1997 yılından itibaren ilk öğretimin zorunlu ve kesintisiz 8 yıl boyunca, dikkat et hocam, 8 yıl boyunca nasıl anlatalım hocam? 8 yıl boyunca kesintisiz bir şekilde zorunlu olmasını kabul ediyor. Bununla birlikte hocam ne yapıyor? Program geliştirme yanında ders kitabı ve rehber kitap hazırlaması çalışmalarını yapmıştır. Bir de 2016 yılında ise hocam bu program yeniden böyle bir güncelleniyor, üstüne gidiyor. Ama 2005 yılında saygıda hocam ne yapıyor? İlk kez bilişsel ve yapılandırmacı öğrenme yaklaşımına göre yeniden geliştiriyor. Hatta fen eğitimi dersinde bahsetmiştim. Biz 2005 yılından önce geleneksel bilimi kullanıyorduk. 2005 yılından sonra modern bilime geçtik hocam. Modern bilime geçtik. Yani geleneksel bilimde ne vardı hocam? İşte bilimsel bilgi neydi? Sabitti değil mi? Değişmezdi. İşte 2005'ten sonra ne diyordu? Bilimsel bilgi de değişebilir diyordu mesela. Hani buradan çağrışım yaparsınız hocam. 2005 yılı önemli. Bunu bir yerlere yaz. Milattır hocam. Geldiğim 25. soruma. Demiş ki bana aşağıdakilerden hangisi ilk öğretim programında öğrencilerin bir ya da birkaç alandaki çalışmalarına harcadığı çabayı, geçirdiği evreleri gösteren başarıların koleksiyonu. Bak çok önemli. Başarıların koleksiyonu. Portfolyo hocam. Portfolyo. Dikkat et. Portfolyo önemli. Sürekli hocam. Sürekli portfolyo sorulur. Yani
Şöyle söyleyeyim, sorulur. Dikkat et hocam. Geldim şuraya, 26. soru. Bunu da söyleyeceğim ben size. Aşağıdaki modellerden hangisi çocuğun öğrenmesini ve hazır bulunuşunu biyolojik, bakın biyolojik etkenlere göre açıklamaktadır? Hocam ben genelde şunu veriyorum hocam. Çevreci model, işte olgunlaşma modeli, bir de bunların birleştirilmesiyle anlatılan model vardı hocam. Biyolojik model, biyolojik etkenlere bağlı olarak açıklanan hocam neydi? Olgunlaşma modeliydi. Şimdi hocam ben şöyle kalemi tekrar elime alayım. Geleyim ben sana anlatayım. Çocuğun öğrenmesini ve hazır bulunuşunu biyolojik etkenlere göre açıklayan model neydi? Olgunlaşma modeliydi. Bunu artık bir yere not ettin. Yapılandırmacı model hocam. Yapılandırmacı model. A şıkkı için konuşuyorum. Çocuğun kendinden daha bilgili yaşıtlar veya yetişkinlerle etkileşime girerek öğrenme düzeyini yerine getirebilme neydi? Düzeydi bakın. Neydi? Kendinden daha büyük ya da zihinsel olarak hocam, bilişsel olarak, şöyle diyeyim, bilişsel olarak neydi hocam, hani kendinden daha bilgi yaşıtlar ve yetişkinlere etkileşime girerek ne yapıyordu hocam, hazır bulunuşunu böyle açıklıyordu, öyle diyeyim. Çevreci model hocam, çevreci model, bu da yani hazır bulunuşunun çevreye bağlı olduğunu, hani okula, öğretmene vesaire bağlı olduğundan falan bahseder. Birikmiş beceriler modeli hocam, çocukların ön beceriler üzerinde durur saygıdeğer. Bakın, ön beceriler üzerinden durur. Ön beceriler üzerinde duruyor saygıdeğer hocam. Çevreci modelle alakalı bir şey yazdık mı? Hayır hocam, yazmadık. Çevreci model hocam erken dönemlerden itibaren sosyal deneyimler hocam. Hatta sosyal deneyim yazayım ya. Sosyal deneyim diyeyim buraya. Sosyal deneyimlerden geldiğini, okula hazır bulunuşundan bahsediyor. Ekolojik model saygıdeğer hocam. Ekolojik model de şunu diyor bana. Çocukların gelişmişlik düzeyi ve çevreleriyle etkileşimli olarak görülüyor bakın. Gelişmişlik düzeyleri ve çevresiyle olan etkileşimi. Çevreyle olan etkileşim saygıdeğer hocalarım. Bunu da böyle bir kenara not et. Bununla alakalı soru geliyor hocam. Acaba çıkar mı çıkmaz mı? Yani şunu söyleyeyim. Olgunlaşmalı mı hocam? Yapılandırmacı model, bir de çevreci model sorulur. Yani sorulursa çok. Eğer hani öyle bir şey varsa. Onu sorular saygıdeğer hocalarım. Geldim 27. soruma. Her çocuk bir ya da birkaç alanda güç geliştirebilir. Çok pardon. Bunu fark ederek geliştirmek ise eğitim sisteminin sorumluluğundadır diyen model aşağıdakilerden hangisi hocam? Ne diyor bana? Her çocuk bir ya da birkaç alanda güç geliştirebilir. Değil mi? Bunu fark ederek geliştirmek ise eğitim sisteminin sorumluluğundadır. Hocam, ben şıklara bakayım. Anket var, vaka incelemesi var, görüşme var, spektrum modeli var, bir de sosyometrik teknikler var sevgili hocalarım. Şimdi spektrum modelidir bunun doğru cevabı. Spektrum modelidir. Bu model hocam çocuğun güçlü olduğu yönlerini tanımlıyor. Çocuğun güçlü yönlerini ne yapıyor? Tanımlıyor. Bunu bilsen yeterli diyorum ben sana. Geldim 28. soruya. 2005 yılında uygulamaya konulan ilk öğretim programı okuma yazma öğretimine hangi yöntemi kullanmaktadır demiş bana hocam. Önemli. Hangisini kullanıyoruz hocam? Ses temelli cümle yöntemini kullanıyoruz hocam. Ha, okul öncesi ÖABET'te gelir mi? Bilemem ama yani şey de gelir. İlk öğretim, bu sınıfçılarda gelir hocam. Sınıfçılarda gelir. 29. soruya baktım hocam. Aşağıdakilerden hangisi ilk öğretimde öğrenci ürün dosyasında bulunmaz saygıdeğer hocam? Öğrenci ürün dosyasında hangisi bulunmaz? Hocam sınav kağıdımız bulunmaz. İlk öğretim öğrencisinin sınav kağıdı bulunmaz hocam. Yazılmış ödevleri vardır, anekdotlar vardır, kontrol listeleri vardır, diyagramlar vardır. Ama sınav kağıtları yer almaz ki zaten sınav kağıdı hocam resmi bir belgedir. Ve o sınav kağıdının hani okulun ilgili biriminde olması gereklidir. Öğrencinin portfolyo dosyasında ne işi var? 30. soruya baktım. Aşağıdakilerden hangisi 2005 ilk öğretim programının temellerinden biri değildir saygıdeğer hocalarım? Şimdi var mı var? Tarihsel ve kültürel var ama psikolojik yok saygıdeğer hocalarım. Psikoloji temelimiz yoktur dedim ve bu şekilde hocam ilk öğretime hazırlık ve ilk öğretim programları dersimizin de soru çözümünü bitirmiş olduk hocam. Ya şunu söyleyeyim, içinde çok fazla bilgi var. Öyle söyleyeyim yani, programlardır, tarihlerdir, işte yaş aralıklarıdır, modellerdir, cart cart bir sürü şey var hocam. Ben burada daha çok bireyi tanıma, çocuğu tanıma teknikleri üzerinde durmaya çalıştım. Çünkü bunları pek anlatamadık, biliyorsunuz ki konu anlatımında vesaire her şeye değinemiyoruz hocam. Çok fazla şey var ve ben de bir kişiyim.
Yani tek bir kişiyim, tek başıma bunlara göğüs geriyorum, anlatmaya çalışıyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Hocam bu benim karşıma nasıl çıkacak diye sormayın. Çünkü geliyor zaten ilk öğretim hazırlık ve ilk öğretim programları soru olarak geliyor. Gerçi ilk öğretim programları artık sorulmamaya başlandı ama ilk öğretim hazırlık kısmı geliyor diyelim hocam. Erken okur yazarlıkla alakalı sorular da koyacağım bir diğer videomuza. İnşallah güzel güzel akıp gidecek. Çok daha iyi soru çözmelerimiz bittikten sonra denemedir. Karıştırılan konulardır. Bunları konuşa konuşa üstüne gideceğiz inşallah. Bu videoluk benden bu kadar, saygılar hocalarım. Hepiniz kendinize çok çok iyi bakın. Sağlıkla kalın. Sevdiklerinize kalın efendim.